kahveyi koydum. Birazdan demlenir. Sen iyi misin ya? Anlatmıyorsun da bakıyorum. Yani istemiyorsun tabii ki anlarım da. Aslında istemeliyim. O ne demek istemeliyim? Benim senelerdir kimseyle konuşamadığım, konuşmaktan utandığım bir mevzu vardı. Ben hep bundan kaçtım. Hatta öyle bir kaçtım ki gidip yapmamam gereken bir evlilik yaptım. Ama anladım ki sen ne kadar kaçarsan kaç, bir konu kapanmayınca her şey başa dönebiliyormuş. Dün size biri geldi, onunla ilgili mi? Ablam. İyi değil mi aranız? Ablam annemin kocasıyla evlendi. Sesli söyledim. Ah söyledim. Bayağı böyle yara bandını çeker gibi söyledim. Oh be! Oh! Ay! Üstünden büyük bir yük kalktı. Evliler mi hala? Evet evliler. Bayağı aşıklar hatta. Yani çok mutlular. Yıllar oldu. Anne, Liz Hanım? Hani sana bir kere anlatmıştım hatırlıyor musun? Annem başına bir olay geldikten sonra çok değişti, bambaşka biri oldu diye. Bana sardı diye. Aa, o olay... O olay, anladım. Evet. Niye gelmiş abla? Kendini affettirmek istiyor. Barışmak istiyor, ne bileyim ben. Anladım. Atma, hiçbir şey anlamadım. Vallahi bir şey anlamadım ya. Yani kibarlık olsun diye söyledim de karışıkmış biraz yani. Yok kibarlık yapmana gerek yok. Ben bunu kimseyle konuşamadım bugüne kadar. Ne annemle, ne kocamla, ne hiç bir arkadaşımla, çocuklarımla zaten konuşamam. Ben bunu hep inkar ettim. Hep. Ben de öyle yapardım ya bence. Yani ki bak bunu kibarlık olsun diye söylemiyorum hakikaten. Doğrusunu yapmışsın bence yani. Yok bu sefer öyle söylemediğini anladım. Seni o kadar tanıdım artık. İşte bu yüzden de eve gitmek istemiyorum. Onun yüzünü görmek istemiyorum. Benim ev sizin ev biliyorsun değil mi aslında yani? Ben çatıda ya da bodrumda kalabilirim. Çocukları al bana gel yani. Çok sağ ol. Aslında gelip çocuklarla kalırdım. Çok da güzel olurdu ama... Annemle onu evde bırakamam yalnız. İyi olmuştur ya belki gelmesi. Artık iyi mi oldu, kötü mü oldu bilmiyorum ama olan oldu. Bundan sonra da ne olacaksa olacak, hep birlikte göreceğiz. Vay be. Aynen öyle. Vay be. Kahve demlenmiştir, getireyim. Tamam. Aa, ben sana ne söylemeyi unuttum? Ne söylemeyi unuttun? Boşandım. Ciddi mi söylüyorsun? Evet. Vallahi mı? Bitti mi? Bitti. Çocuklar? Bendeler tabii. Nasıl? Oha! Oy çok pardon, ben ayı gibi sarıldım sana da, özür dilerim ama... Yok canım, ne olacak? Senin de sevineceğini bildiğim için söylemek istedim. Çok sevindim vallahi senin için. Teşekkür ederim. Getireyim kahveleri. Tamam.